Herkese merhaba. Daha önceden D10308 Wi-Fi uyumlu store motorumuzdan yapmış olduğumuz bir store perdemizin alt ve üst limit ayarlarının mobil cihazlar üzerinden nasıl yapıldığını göstereceğim. TUYA Smart aplikasyonuma girdim. Burada daha önceden tanıtmış olduğum motoruma geldim. Setting'e geliyorum. Tanımlı olan alt ve üst limit ayarlarını iptal ediyorum. Şu anda alt ve üst limit ayarlarımız yok. Perdemi yukarıya kaldırayım. Burada stop'a bastım. Yine setting'e geldim. Burayı üst limit olarak kabul ettim. Tamam, üst limitim tamam. Perdemi close'a basıp aşağıya indireceğim. Perdem aşağıya iniyor. Stop'a bastım. Setting'e geldim. Burayı da ikinci limit olarak, yani alt limit olarak kabul ettirdim. Üçüncü limit ayarı da yapılabiliyor istersek. Bir ara noktaya gelelim. Alt limitin az yukarısı, burası da üst, üçüncü limitimiz olsun bizim. Setting'e geldim. Burayı da üçüncü limit olarak tanıttım. Geldim. Kontrollerimizi yapalım. En üst limit. Aşağıya indiriyoruz. En alt limit. Üçüncü pozisyon tuşumuza bastığımızda da evet. Üçüncü pozisyona git diye tıklıyoruz. Üçüncü pozisyonumuza gitti. Bununla birlikte tilt modunda mevcut. Bunlar dışında bu aplikasyon ile neler yapabiliyoruz? Akıllı yaşam üzerinden daha önceden hazırlamış olduklarım var. Güneşli havada perdeyi kapat demişim. Belirli bir saatte perdeyi aç demişim. Eve gittiğimde kapat demişim. Buradan sahne oluştura geliyoruz. Hava durumu değiştiğinde, konumlar değiştiğinde, belirli bir saatte bütün bunlara göre değişik senaryolar ayarlayabiliyoruz. Bir diğer özellik de bizim cihazlarımız TUYA aplikasyonuyla uyumlu. Diğer sesli cihazlarda örneğin getireyim. Amazon'un Alexa'sı. Amazon'un Alexa'sı da bu TUYA ile uyumlu. İkisi birbiriyle tanıtıldığında ikisi de TUYA'ya tanıtıldığında sesli komuttan perdemiz inip kalkabiliyor. Örnek olarak Alexa open the one. Okay. Alexa, close the one. Okay. Sesli komutlu cihazlardan da TUYA aplikasyonu üzerinden çalıştırabiliyoruz. Dediğim gibi bizim cihazlarımız TUYA aplikasyonuyla uyumlu. Ses cihazları da TUYA aplikasyonuyla uyumlu. Her ikisini de TUYA'ya eşleştirdiğimizde motorlarımız sesli cihazlardan uyumlu hale geliyor.